BBN Türk'ten mutlu sabahlar değerli izleyenler. Gün ışığında gündemden gelişmelerle birlikte karşınızdayız. Gündemimizde neler var? Onları hatırlatarak başlayalım ilk olarak. Dün biliyorsunuz 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı ve etkinlik kapsamında birçok etkinlikler, programlar düzenlendi. O etkinlikleri yine sizlerle paylaşacağız. Görüntülerini ekranlarınıza getireceğiz. Bir diğer taraftan güncel koronavirüs verileri açıklandı. Tablonun detaylarını yine sizlerle paylaşacağız. Yine dünyadaki gelişmeler takip ediliyor. Dünya gündemine ilişkin haberlerimiz var ve 3. bölümde de bir konuğumuz olacak. Talat Enver Çetin konuğumuz olacak. Kendisiyle Afganistan'da ve İsrail'de yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Ama şimdi haberlerle başlayalım. Ağustos 1922'de ya istiklal ya ölüm parolasıyla Kurtuluş Savaşı taçlandı. Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde kazanılan büyük zafer tarihe altın harflerle geçti. Zaferin 99. yıl dönümü anma törenleri Anıtkabir'de başladı. Devlet erkanı Atatürk'ün mozaresine çelenk koydu. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla cumhuriyetimiz arasındaki bağ tahkim ediyoruz dedi. Büyük zaferin üzerinden tam 99 yıl geçti. Zaferi simgeleyen günde ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Devlet erkanı Cumhurbaşkanı Erdoğan önderliğinde Aslanlı Yol'dan Anıtkabir'e yürüdü. Hem kabine üyeleri hem muhalefet liderleri tam kadro oradaydı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Atatürk'ün mozaresine çelenk bıraktı. Ardından Misak-ı Milli Kulesi'ne geçildi. Erdoğan Anıtkabir özel defterini imzaladı. Türkiye'yi bizlere çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Savunma sanayinde attığımız adımlarla milletimizin göz bebeği olan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin caydırıcılığını her alanda daha da artırıyoruz. Reform vurgusu da yaptı Erdoğan. Demokraside, adalette, hak ve özgürlüklerde hayata geçirdiğimiz reformlarla cumhurla cumhuriyetimiz arasındaki bağı tahkim ediyoruz. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir. Törenlerin bir sonraki adresi Beştepe'ydi. Sayıştay Başkanı. Cumhurbaşkanı Erdoğan tebrikleri kabul etti. MHP lideri Devlet Bahçeli Beştepe'deki programa katılırken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener katılmadı. Davetliler koronavirüs tedbirleri kapsamında tebriklerini sosyal mesafe kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Genelkurmay Başkanı ve Kuvvet Komutanları. Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi önünden eski meclis binasına kadar geçit töreni düzenlendi. Ankaralılar korteje büyük ilgi gösterdi. Yol boyunca renkli görüntüler vardı. Ankara'da Anıtkabir'deki resmi törenin ardından Türk ve Büyük Millet Meclisi'nden ulustaki birinci meclise kadar kortej düzenlendi. Kortejde renkli görüntüler vardı. Askerler dev Atatürk posteri ve Türk bayrağı taşıdı. Askerler, Türk Silahlı Kuvvetleri armoni mızıkası eşliğinde yürüdü. Karma bando takımı marşlar seslendirdi. Kortejde Çanakkale Savaşı, Kurtuluş Savaşı gibi dönemlerin askeri üniformalarını giyen tarihi bölük de yer aldı. Ankaralılar geçit törenine büyük ilgi gösterdi. Geçiş yapan askerlere sevgi gösterilerinde bulundu. Cep telefonlarıyla yürüyüşü kaydeden Ankaralılar, tezahüratlar ve alkışlarla geçiş yapan askerleri selamladı. Geçit töreni Ulus Meydanı'nda son buldu.
Zafer Bayramı'nın coşkusu İstanbul'da da yaşandı. Taksim Meydanı'nda anıta çelenk bırakıldı. Akabinde ise Vatan Caddesi'ndeki tören başladı. Zafer Bayramı'nın yıl dönümü İstanbul'da da büyük bir coşkuyla kutlandı. Deniz Harp Okulu öğrenci alay komutanlarının geçişini izlemektesiniz. İlk tören Taksim Meydanı'nda yapıldı. Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bırakıldı. Kutlamalar Vatan Caddesi'nde devam etti. Tören açılışı saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile yapıldı. Ardından halk oyunları ekibi Zafer Bayramı için hazırladığı özel gösterisini sergiledi. Onlarca birliğin yer aldığı resmi geçişte büyük beğeni topladı. Vatan Caddesi'ndeki 30 Ağustos kutlamaları büyük bir coşkuyla yapılıyor. Askeri geçit töreni şu an başladı ve geçitin başına da alay sancakları çekiyor. Resmi geçitte kara, deniz, hava ve jandarma birlikleri yer aldı. Protokol resmi geçiti ayağa kalkarak izledi. Kahramanlar kahramanı Yılmaz Türk Jandarması. Protokol bölümünün hemen yan alanı ise gaziler için ayrıldı. Vatan uğruna kendilerini feda eden gazilerimiz duygu dolu anlar yaşadı. 30 Ağustos Zafer Bayramı bize büyük bir mutluluk veriyor. Biz gazi olarak da bundan da büyük onur duyuyoruz. 30 Ağustos Zafer Bayramı'na böyle bir mutlu günde iştirak ettiğimiz için çok mutluyum yani. Geçen yıl kutlamalara katılamayan İstanbullular bu yıl meydanları doldurdu. Harikaydı. Tüylerim diken diken oldu, müzikler, her şey çok güzeldi. Duygulandık mı peki? Of, her zaman. Atatürk'ün sayesinde topraklarda nefes alıyoruz. Kalktım geldim, uzaklardan geldim. Bu atmosferi yaşamak için, bu duyguyu yaşamak, şahit olmak için. 7'den 70'e herkese alkışlar eşliğinde geçit törenini izledi. Zavay varım, ben de kutlamaya geldim. Peki güzel miydi kutlamalar? Çok güzeldi. Ağustos Zafer Bayramı'nda yurdun dört köşesinde şehitler de unutulmadı. Özellikle büyük taarruzun son bulduğu Dumlupınar'da şehitlik ziyaretçi akınına uğradı. Büyük taarruzun son bulduğu Dumlupınar'da şehitlik ziyaretçi akımına uğradı. Dumlupınar şehitliğinde büyük zaferin 99. yılına özel tören düzenlendi. Törene ilgi yoğundu. Ziyaretçilerin ellerinde taşıdığı dev bayrak şehitliği böyle kapladı. Ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'na geçildi. Dualar okundu, vatan için toprağa düşen Mehmetçikler yad edildi. Huzur içinde yatsınlar. Atalarımızın huzuruna, Dumlupınar şehitliğine geldik. Hasan gibi kaç kişi var? Bizler doğarken bu ecdadımıza borcumuzu ödemeye çalışıyoruz ama hadi ömrümüzün sonuna kadar ödemeye çalışsak yatan. Da borcumuzun çeyreğini ödeyemeyeceğimizin de bilincindeyiz. Yurdun farklı noktalarında da şehitlikler unutulmadı. Gaziantep'te kent protokolü şehitlikleri ziyaret etti. Önce Kur'an okundu, ardından dua edilip çiçek bırakıldı. Mezarlar sulandı, her şehit mezarına bir karanfil bırakıldı. Ziyaret etmeye geldim. Onların hayır duasını almaya geldim. Hem dua ediyorum hem işte su veriyorum şehitlerimize, aziz şehitlerimize. Ruhları şad olsun. Zafer'in 99. yıl dönümü tüm yurtta coşkuyla kutlandı. O anlarsa renkli görüntülere sahne oldu. İşte yurttan Zafer Bayramı manzaraları. Her Türk asker! 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamaları renkli görüntülere sahne oldu. Yurdun dört bir yanında aynı coşku vardı. Düşmanlarımız kahrıyla yanmıştı.
İstanbul Kartal'da 99. yılı özel 99 klasik otomobil bir araya geldi, konvoy düzenledi. Büyük bir coşkuyla 99. yılında Zafer Bayramı'nın 99 klasik otomobillerle yeni bir klasik konvoyumuzu oluşturacağız. Araçlar birbirini peşi sıra takip etti. Hepsine şanlı Türk bayrağı asıldı. Renkli anlar havadan böyle görüntülendi. Burası da Kapadokya. 30 Ağustos'a özel Türkiye'nin en büyük ve ay yıldızlı balonu üretildi. Balon ihtişamıyla gören herkesi büyüledi. Bu anlamlı günde dünyanın en büyük uçan Türk bayrağını üretmenin, ülkemizde üretmenin verdiği gururu yaşıyoruz. Ardından sıcak hava balonları bir bir gökyüzüne yükseldi. Hepsi ay yıldızlı bayrağı taşıdı. Selim vurduğu Kastamonu'da da coşkulu kutlama vardı. Ellerine Türk bayrağı ve Atatürk posterleri bulunan komandolar hep bir ağızdan marşlar söyledi. O marşlar yeri göğü böyle inletti. Batı! Sana! Canı! Feda! Törende İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da vardı. Mersin'de ise yamaç paraşütçüleri ve bisiklet tutkunları 2000 rakımlı Toros Dağları'na çıktı. Bayrağımızı havada şanlandıracağız, dalgalandıracağız. Bunun gururu da ayrı bir uçuş. Her uçuş daha zevkli. Bayrağımızla uçmak daha da bir onur verici bizim için. Türk bayrağı gökyüzünde dalgalandı. Dağın tepesinde Atatürk posteri açıldı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlarını bir araya toplayacak Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli bu anlamlı günde atıldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yerleşkenin bitiş tarihini müteahhit firmayla konuşarak erkene çekti. Dev yerleşke 19 Mayıs 2023 tarihinde hizmete girecek. Ya Allah! Bismillah! Butonlara hep birlikte basıldı. Türkiye'nin yeni savunma karargahı Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli böyle atıldı. Şanlı Zafer'in 99. yıl dönümünde tarihi bir tören vardı. Milli Savunma Bakanlığı, Genelkurmay Başkanlığı ve kuvvet komutanlarını aynı çatı altında toplayacak Ay Yıldız Yerleşkesi'nin temeli düzenlenen törenle atıldı. Kahraman ordumuzun gücüne güç ekleyeceğinden şüphe etmediğim bu projenin aynı zamanda başkentimize ve bu bölgeye de ayrı bir değer katacağına inanıyorum. Ay Yıldız şeklinde planlanan yerleşke Türkiye'nin yeni askeri komuta merkezi olacak. Binalar son teknolojiyle inşa edilecek. 12 milyon metrekare arazi üzerine kurulacak yerleşkede 890 bin metrekare kapalı alan bulunacak ve 15 bin kişi aynı anda çalışabilecek. Kutluyorum. Müteahhit firmaya özellikle... Törende konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, projenin Türkiye'nin gücüne güç katacağını vurguladı. Üstesinden geldiğimiz her badire, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmet, milletimizin azmini ve kararlılığını bileyen her başarı, büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun yapı taşları olmuştur. Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir. Birliğine ve beraberliğine sahip çıktığımız sürece bu ülkeyi bölmeye, bu devleti yıkmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez. Konuşmanın ardından Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar günün anısına Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yerleşkenin bir maketini hediye etti. Erdoğan projenin açılış tarihi konusunda müteahhit firmanın sahibiyle pazarlık yaptı. 29 Ekim 2023 olan açılış tarihini 19 Mayıs 2023'e çekti. Sayın Cumhurbaşkanım, şimdiye kadar size ne söz verdiysek tuttuk. Allah'ın izniyle bu sözümüzü de tutacağız efendim. 19 Mayıs 2023. Bütün Türkiye dinledi. Bütün Türkiye şahit oldu. 19 Mayıs 2023'te İnşallah bu güzel merkezi yerleşkenin açılışını yapıyoruz. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın yaptığı duanın ardından projenin temeli katılımcıların butona hep birlikte basmasıyla atıldı. Ya Allah! Bismillah!
Milli Savunma Bakanlığı Kara Harp Okulu mezunlarını bugün verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da diploma töreninde konuştu. Erdoğan, Milli Savunma Üniversitesi'nin kurulduğu günden bu yana yapılan eleştirilere yanıt verdi. Çok daha donanımlı askeri eğitim sistemine sahibiz dedi. Yaklaşık 21 bin TSK mezununun orduyla ilişkisinin kesildiğini de ifade etti. Milli Savunma Üniversitemizin faaliyete geçtiğinde birinci sınıfta eğitime başlayan öğrencilerimiz işte bugün mezun oldu. Milli Savunma Üniversitesi'nde diploma heyecanı, Kara Harp Okulu'nda diplomalar verildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan diploma töreninde yer aldı. Erdoğan, Kara Harp Okulu hakkındaki eleştirilere yanıt verdi. Biz bugün bu reformu yaptığımızda birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diyerek tezvirat peşinde koşuyordu. Bugün görüyoruz ki bırakınız Türk ordusunun damarlarının kesilmesini, artık çok daha güçlü, çok daha kabiliyetli, çok daha donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz. Erdoğan yaklaşık 20 bin TSK mensubunun orduyla ilişkisinin kesildiğini ifade etti. Darbe girişiminin ardından FETÖ ihanet çetesiyle irtibatı olan yaklaşık 21 bin Türk Silahlı Kuvvetleri mensubunun ordumuzla ilişiğini kestik. 15 Temmuz'daki personel kayıplarının fazlasıyla telafi edildiğini söyledi. Kurulduğu günden bu yana ise 23.433 mezun verdi. Bugüne kadar üniversitesi verdiği mezun sayısı misafirlerle birlikte 23.433'ü bulmuştur. Sayı bakımından 15 Temmuz'daki kayıplarımızı fazlasıyla telafi etmiş durumdayız. Mezun öğrenciler törenle diplomalarına kavuştu. Erdoğan tek tek diplomaları takdim etti. Savunma sanayinde tarihi bir gün yaşandı. Akıncı TİHA'lar düzenlenen törenle envantere girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan törende akıncıları tek tek imzaladı. Tören sonrası pilot koltuğuna oturdu, akıncıyı kullandı. Savunma sanayisinde tarihi bir gün yaşandı. Akıncı TİHA düzenlenen törenle envantere girdi. Törende kameralara çarpıcı görüntüler yansıdı. Geliştirdikleri yüksek teknoloji insansız hava araçlarıyla bu şefkat elini bir kez daha kardeşlerine uzattı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan törende akıncıları tek tek imzaladı. Ve işte bu tarihi günde Sayın Cumhurbaşkanımız Bayraktar Akıncı TİHA'yı imzalıyor. Akıncılar tören için özel olarak havalandı. Tören alanındakilerin önünden selamlama uçuşu yaptı. TİHA'nın ilk gösterisini izleyen Erdoğan ardından uçuş ekibinin yanına geçti. Pilot koltuğuna oturduğu joystickli akıncıyı kumanda etti. Mesela sağdan dönün arzu ederseniz. Tam sağdan. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a günün anısına iki özel hediye verildi. İlki Akıncı'nın 1'e 10 büyüklüğündeki maketiydi. İkinci ise Erdoğan tarafından yazılan mesajla mesajın yazılım koduna çevrilmiş halinin yer aldığı tabloydu. Tüm uçuşlarında bu yazılımla görev yapıyor değerli misafirlerimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı uçuş kursunu dereceyle tamamlayan kursiyerlere de ödüllerini verdi. Bakım Assubay Kıdemli Üsçavuş Serkan Ön. Evet, güncel koronavirüs tablosu açıklandı demiştik. Tablonun detaylarına bakalım şimdi. Bir günde 283.250 test yapıldı. Bu testler içinde son 24 saatte 19.557 yeni vaka tespit edildi. Bir günlük hayatını kaybedenlerin sayısı ise 245 olarak yer alıyor tabloda. Yine iyileşen sayısı da var. 13.401 vatandaşımız da iyileşerek sağlığına kavuştu. Yine tablodaki vaka haritasının hala 20.000 sınırı
arttığında olduğunu görüyoruz. Ve vefat oranları da 250'nin zaman zaman üstüne çıkıyor, zaman zaman altına iniyor ama 240'ın üstündeki seyrini ne yazık ki hala koruyor. Bu önceki tablolarımıza göre bizim için çok ciddi bir artış aslında. Yine bunun hemen üstünde aşılama oranlarını gösteren bir harita var. Burada da artık haritanın tamamen maviye dönmeye başladığını, aşı oranlarının hızla arttığını görüyoruz. Toplam oranını da paylaşalım. Birinci doz aşı yapılma oranımız toplam %77.22'ye ulaşmış durumda. Birinci, ikinci ve üçüncü doz toplam uygulanan aşı miktarı ise 93.318.338 olarak yer alıyor tabloda. Ülkemizdeki son 24 saatin tablosu bu şekildeydi. Dünya genelindeki duruma bakalım. Dünya genelinde yine hala haritanın üstünde ABD ve Hindistan yer alıyor. En fazla vaka ve ölüm oranlarının yaşandığı iki ülke. Yine Türkiye'ye ilişkinde 6.366.438 Türkiye'de pandeminin başından bu yana tespit edilen toplam tanı miktarı. Toplam vefat oranı ise 56.458 olarak yer alıyor Türkiye'de pandeminin başından bu yana. Yine ABD ve Hindistan'ın hemen altında Brezilya, Fransa, Rusya, İngiltere'de en fazla vakaların çıkmaya başladığı ülkeler. Dünya Sağlık Örgütü de koronavirüsün Avrupa'daki seyri üzerine yeni bir açıklama yaptı. Avrupa'daki 33 ülke göz önüne alındığında 14 günlük vakalarda %10'dan fazla artış görüldüğü açıklandı. Geçtiğimiz 6 haftada aşılamada da yavaşlama olduğu vurgulandı. Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Direktörü Hans Klatsch, virüsün bulaşma hızı hakkında derin endişe duyduklarını aktardı. Bunun başlıca sebebinin yaz mevsiminde artan seyahatler olduğunu bildirdi. Kıtadaki 33 ülkenin son 14 gün incelendiğinde vaka sayılarında önceki 2 haftaya kıyasla %10'dan fazla arttığını açıkladı. Kıtadaki birçok hastanenin kapasitelerinin üzerinde çalıştığını belirten Klatsch, koronavirüs vaka sayılarının azaltılması ve can kayıplarının önlenmesi için halk sağlığı önlemlerinin kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi. Geçtiğimiz 6 haftada kıta Avrupa'sında aşılamanın yavaşladığını da ifade etti. Evet, pandemi sürecine ilişkin gelişmeleri paylaştık sizlerle. Şimdi yurttan gelişmelerle devam edelim. Manisa'nın Salihli ilçesinde mısır yüklü tırın kırmızı ışıkta bekleyen 2 tır ve 2 otomobile çarpması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 3 kişi hayatını kaybetti. İkisi ağır, 5 kişi yaralandı. İzmir-Ankara karayolunda sürücüsü henüz öğrenilemeyen Alaşehir kavşağı yakınlarında yoğun trafik nedeniyle duraksadı. Bu sırada seyir halindeki mısır yüklü bir başka tır önündeki iki otomobili sürükleyerek duraksayan tıra çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri iki tır arasındaki otomobillerde sıkışan yaralıları bulundukları yerden çıkardı. Kazada otomobillerde sıkışan Ayşe ve Osman Muslu'yla Seviler Şahane'nin olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan 5 kişi ilçedeki hastanelere sevk edildi. Kaza nedeniyle bir süre trafiğe kapanan İzmir-Ankara karayolu kazalı araçların kaldırılmasıyla kontrollü olarak açıldı. Bir diğer kaza haberi ise Elazığ'dan geldi. İki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. Elazığ'daki kazada 3'ü ağır 9 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki farklı hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kullanılamaz hale gelen araçlarsa çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. Brezilya'da silahlı çeteler film gibi bir soyguna imza attı. Kaçmak içinse rehin aldığı kişileri kullandılar. Rehinelere arabalara bağlayan canlı kalkan yaptılar. Olayda ikisi sivil, biri soyguncu, 3 kişi hayatını kaybetti. Soygun film sahnelerini aratmadı. Rehineleri arabaya bağladılar. Canlı kalkan olarak böyle kullandılar.
Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão... Ai meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do... Korkunç olayın adresi Brezilya'nın Araçatuba kenti. Silahlı çeteler 3 bankayı soyup dev bir soyguna imza attı. Kaçmak için rehineleri kullandılar. Ali na Copa Banca, que é a esquina de casa. Tá pertinho de casa, Gabi. Kimini kaputa, kimini ise arabanın tavanına bağladılar. Kendilerine böyle canlı kalkan yaptılar. Gente, pelo amor de Deus, as pessoas estão... Ai meu Deus do céu, as pessoas estão em cima do... Araçlar sokakta birbirini peşi sıra takip etti. Rehinelerin o görüntüleri kan dondurdu. Bunun yanı sıra çete üyeleri ellerindeki silahlarla sağa sola ateş ettiler. Önlerine çıkan insanları ise rehin aldılar. Rehineler silah zoruyla böyle tutuldu. Olayda iki sivil, biri soyguncu, üç kişi hayatını kaybetti. İki kişi ise gözaltına alındı. ABD'nin güney bölgesindeki Louisiana eyaletinde Ida kasırgası çıktı. Kasırga nedeniyle bölgede hayat durma noktasına geldi. Yükselen dalgalar karaya taştı, ağaçlar devrildi. 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Dalgalar karaya taştı, ağaçlar devrildi. Rüzgar o kadar şiddetliydi ki göz gözü görmedi. 300 binden fazla ev elektriksiz kaldı. Pushing, pushing, pushing. Görüntülerin adresi Amerika Birleşik Devletleri'nin Louisiana eyaleti. Bölgede etkili olan Ida kasırgası kenti felç etti. Saatteki hızı 241 kilometreye ulaşan rüzgar kentte ne var ne yok süpürdü. Bazı bölgelerde sel ve su baskını yaşandı. You see it pushing. Pushing, pushing, pushing. Kasırga ağaçları kökünden söktü. Çevredekiler korku dolu anları böyle kaydetti. Check that out, girlfriend. Şiddetli rüzgar okyanusta yüksek dalgalara neden oldu. Dalgalar karaya böyle taştı. Dalgalar o kadar şiddetliydi ki kıyıdaki gemiler birbirinin üzerine çıktı. Bölgeye uçuşlar iptal edildi. Tam 300 bin ev elektriksiz kaldı. 1500'den fazla kişi eyaletin kıyı bölgelerinden iç kesimlere ve sığınaklara tahliye edildi. Yetkililer en az 3 gün boyunca yeterli olacak yiyecek ve su stoklama çağrısında bulundu. Bölgedeki ekipler hayatı normale çevirebilmek için çaba sarf etti. Yetkililer kasırganın kentin güneydoğu kıyılarınca ilerleyeceğini ve bölgede yıkıcı rüzgarlarla şiddetli yağışa neden olabileceğini duyurdu. Ayrıca Ida kasırgasının daha önce 800'den fazla can kaybı yaşanan Katrina kasırgasından daha güçlü olduğunu söyledi. Dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olan Red Bull Car Park Drift 3. kez Türkiye'ye geldi. Final heyecanı ise Bursa'da yaşandı. Yarışın ardındansa Berfu Tutumlu Türkiye'nin en iyi drift pilotu oldu ve ülkesini Mısır'da temsil etmeye hak kazandı. Drift şovlarıyla asfaltın tozunu aldılar, nefes kestiler. Dünyanın en önemli drift şampiyonalarından biri olan Car Park Drift 3. kez Türkiye'ye geldi. En iyi drift pilotlarını buluşturan organizasyonun Türkiye finali Bursa'da gerçekleşti. Çok güzel geçiyor, çok heyecanlı. Bütün araçlar çok güzel performans sergiliyorlar. Sezonun 7. yarışında birbirinden hızlı 23 pilot Bursa Yunus Emre Havalimanı'nda şampiyonluk için mücadele etti. Yarışçılar güçlü otomobillerle hem zirve mücadelesi verdi hem de izleyenlere keyifli anlar yaşattı. Bol dumanlı görsel bir şölen oluştu. Mutlu sona ulaşan Berfu Tutumlu Türkiye'nin en iyi drift pilotu oldu. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Ben bu drift sporunu o kadar uzun zamandır yapmıyorum. 2 senedir yapıyorum ama çok emek verdim. Emeklerimin karşılığını bu kadar kısa sürede almak beni çok mutlu etti. Tutumlu Kasım ayında Mısır'da gerçekleştirilecek drift dünya finalinde Türkiye'yi temsil etme hakkı elde etti. Nasıl?
Dün 30 Ağustos Zafer Bayramı'ydı. Aynı zamanda yüzümüzün güldüğü gün oldu. Tokyo'dan gelen şampiyonluk haberi bize çifte bayram yaşattı. Paralimpik oyunlarında milli sporcumuz Abdullah Öztürk, masa tenisinde rakibini 3-1 mağlup etti. Altın madalyayı ülkemize getirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan da sporcumuzu arayarak tebrik etti. Bu ata altın madalyayı getirdi. Tokyo'da şampiyon sporcumuz bayrağımızı dalgalandırdı. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında yüzümüz bu sefer masa tenisinde güldü. Altın madalya 3-1'lik skorla geldi. Set 11-10'du. Sporcumuz Abdullah Öztürk son sayısı için servis kullandı, rakibi karşılayamadı. Altın servis altın madalyayı getirdi. Mücadeleyi 3-1 kazanan milli sporcumuz şampiyonluk heyecanını doyasıya yaşadı. Şampiyonu Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da yalnız bırakmadı. Ekip 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı çifte bayram yaptı. Tekrar tebrik ediyorum. Devlet Bey'imiz, başkanımız, bakan arkadaşlar, milletvekillerimizle beraberiz. Tebrik ediyoruz seni. Gözlerinden öpüyoruz. 3-1 yenmişsin. Evet Sayın Cumhurbaşkanım. Çok teşekkür ederim. Türkiye Paralimpik oyunlarında tarihinin rekorunu kırdı. Böylelikle bir madalya, iki gümüş, sekiz bronz toplam 11 madalya kazanmış oldu. Büyük taarruzun başladığı ve devamında milli mücadelenin kazanıldığı Afyonkarahisar Kocatepe'deki şanlı destan çekilen kısa filmle anlatıldı. Film Mustafa Kemal Atatürk'le 11 yaşındaki kız çocuğu arasında diyalogdan oluşuyor. Sizler bu güzel klibi izlerken bizler de bültenimize klibin ardından gazete manşetleriyle devam edeceğiz. Zafer öter gökyüzündeki kutan. Türk insanı ellerinden tutan, kurtuluş destanlarını okutan, mavi gözlü, sarı saçlı komutan. Aa, Atatürk, nasıl başardınız? Hiç korkmadık. Hiç tereddüt etmedik çocuk. Türk milletinin inanç ve dirayeti başka hiçbir millette yoktu. İmkansız olanı başarmak zorundaydı. Yurdumun üstünde kapkara bulutlar. Selam çakınca şuhutan Afyonkarahisar. Ülkenin üstünde bir güneş doğar. Onlar hiç korkmadılar. Hiç tereddüt etmediler. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı topraklardan tüm yurda selam olsun. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Evet, 30 Ağustos için hazırlanan klibi izledik. Şimdi gazete manşetleriyle devam edelim. BBN Türk, BBN Haber Gazetesi ile başlayalım. Manşette Ayşegül Ertuğrul'un bir özel haberi yer alıyor. Konya'da dizanteri vakaları artıyor. Yeni salgın başlığı altında. Detaylarına bakalım. Konya'da özellikle çocuklar bu yaz dizanteri mikrobu nedeniyle acillik oldu. Eczanelerde bulantı ve kusma tedavisinde kullanılan şuruplar tükenirken uzmanlardan da bir uyarı geldi. Dizanteri salgınına ilişkin BBN'e açıklamalarda bulunan Akademi Hastane Başhekimi Kutsi Öncü, dizanteri mikrobunun çok rahat yayılabildiği bir dönemi yaşıyoruz. Özellikle sebzeler ve yer sebzelerinden kaynaklı yayılım gösteren bu mikrop, ayrıca sularda ve sulama sularındaki kanalizasyon karışımıyla alakalıdır. Sebze ve meyveler dikkatle yıkanmadığı zaman rahat bir şekilde insan vücuduna ulaşabilir. Tedavisi kolay bu hastalık önemsenmelidir dedi.
Sularda sıkıntı yok. Konya'da bu yaz döneminde ateş, ishal, bulantı ve kusma şikayetiyle rahatsızlık yaşayan sayısında büyük artış yaşanırken hastalara genellikle dizanteri teşhisi konuldu. Eczanelerde de bulantı ve kusma tedavisinde ve önlenmesinde kullanılan şuruplar yok sattı. Toplumda salgının su kaynaklı olduğuna ilişkin rivayetler kulaktan kulağa yayılsa da hem Konya Büyükşehir Belediyesi'nden hem de İl Sağlık Müdürlüğü'nden içme suyu kaynaklı sıkıntı yoktur açıklaması yapıldı. Bu arada dizanteri hastalığından korunmak için yollar da açıklandı uzmanlar tarafından. Dizanteri ishalinin kendine has bir özelliği vardır. Bu da mukus şeklinde yani sümüklü balgamlı yapıda olmasıdır. İleri safhalarda hafif kan da görülebilir. Bu hastalığı önemsiyoruz çünkü bakteriyel enfeksiyon karaciğere de sirayet edebilir. Böbrek ve kalp gibi organların hasarına yol açabilir. Korunmak için yiyecek ve içeceklerin hijyenine çok dikkat etmek gerekiyor. Marul, maydanoz, tere, roka gibi ürünle bulaştırmada çok daha etkendir. Ayrıca sucuk, pastırma gibi ürünleri iyi pişirmek lazım. Sebzeleri bir miktar sirkeli suda bekletmek oldukça önemli. Evet, BBN Haber gazetesine baktık. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edeceğiz. BBN Haber gazetesinde özellikle dizanteri hastalığının bu yaz artmakta olduğundan bahsediliyordu ve bunun için alınabilecek tedbirlerden de bahsetmişti uzmanlar. Uyarıyor. Özellikle maydanoz, marul gibi sebzeleri iyice yıkamadan yemeyin. İşlenmiş et ürünlerini de iyice pişirmeden tüketmeyin. Bunlar dizanteriye sebep oluyor deniliyordu. Şimdi Hürriyet gazetesiyle devam edelim. Yine sürmanşette zafer buluşması başlığı altında yine 30 Ağustos'a ilişkin bir haber var. Liderlerin zafer buluşması yine fotoğrafta MHP lideri Devlet Bahçeli, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Meclis Başkanı Şentop, yine İyi Parti lideri Meral Akşener ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan aynı karede bu başlığın altında yer alıyor. İçeriğine de bakalım. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümü kutlamalarında devletin zirvesi eksiksiz olarak Anıtkabir'de Atatürk'ün huzurundaydı. Cumhuriyet emin ellerde törene Cumhurbaşkanı, Meclis Başkanı, parti liderleri, yargı organlarının başkanları, komutanlar, bakanlar katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Anıtkabir özel defterine şöyle yazdı: "Aziz Atatürk, bağımsızlığımıza giden yolun altın halkalarından büyük zaferin 99. yıl dönümünde bir kez daha huzurunuzdayız. Emanetiniz olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti emin ellerdedir." Evet, yine Hürriyet gazetesi manşette "Baldız'ın evinde 58 milyon TL başlığı altında cinayetle intiharla gündeme gelen SAS Holding'in kayıp paralarıyla ilgili şok iddia. Şirketin eski yöneticileri kayıp paraların bir bölümünü patronun eski baldızının evinde nasıl kaçırdıklarını Hürriyet'e anlattı," diyor. Yine başlığın altında Baldız Sema Koçan, öldürülen Sibel Koçan'ın da bir arada olan bir fotoğrafı yer alıyor. Biri öldürüldü, diğeri intihar etti. Süleyman Aydın'ın eski eşi Sibel Koçan geçen Haziran'da holding önünde öldürülmüş. 3,5 milyon lirası gasp edilmişti. Birkaç saat sonra da Aydın 32. kattaki evinden atlayarak intihar etmişti. İkisi de aynı binadaydı. Geçen Haziran'da patronumuzun eşi Sibel Koçan şirketin önünde öldürülmüş. Patron Süleyman Aydın da intihar etmişti. Bu olayların hemen ardından 21 Haziran günü patron eski baldızı Sema Koçan'ın evine gittik. Ev Aydın'ın intihar ettiği 32. kattaki dairenin alt katındaydı. İçeride Sema Koçan'la birlikte 9 kişiydik. Evde valizler vardı. Valizler para doluydu. Üzerlerinde notlar vardı. Paraların kimlere dağıtılacağı yazılıydı. Paraları boş kolilere koyduk, kolilerin ağzını bantladık. Görenler evden taşınıyorlar zannetsin diye böyle yaptık. Tam 58,5 milyon lirayı 17 koliye koyduk. Bir araçla Baldız'ın evinden çıkardık," diyor. Evet, bu da bir dönemin tartışmalı konusu olan SAS Holding'in kayıp paraları ve işlenen cinayetlere ilişkin bir başlıktı. Bir diğer başlıkla devam edelim. Afganistan'a ilişkin bir haber var. Kaos'ta hayat başlığı altında. Eski Afgan bakan pizza kuryesi oldu bu arada. Bu da sosyal medyada oldukça gündem olmuştu. Kabil yolunda ilerlerken tüm Afganistan'a hakim olan kaosa tanık olduk. Halk tedirgin, endişeli ama günlük hayatta devam ediyor. Kaos ve endişe çarşı pazarlarda kendini fazla hissettirmiyor.
Hürriyet Afganistan'da, bu arada Hürriyet Afganistan gazetecilerinin özel haberi olarak yer alıyor. Yol boyunca rastladığımız her fırının önünde uzun kuyruklar vardı diyorlar. Ne olur ne olmaz denilerek evlere ekmek stoklanıyor. Esnaf işlerimiz bozuldu diyor. Şu günlerde ülkeye mal giriş çıkışı durmuş. Pazarlarda satılan ürünler bu yüzden kısıtlı. Bu durum fiyatları artırmış. Alışverişe gelenler pahalılık yüzünden ihtiyaçlarının ancak yarısını alabildiklerini söylüyor. Yine eski Afgan Bakan pizza kuryesi oldu demiştik. Afganistan'ı terk edenlerden birisi de eski Haberleşme Bakanı Seyit Sedat. Almanya'da yaşıyor. Bisikletle pizza siparişlerini dağıtıyor. Sedat, utanılacak bir şey yok, iş iştir diyor. Evet, bir diğer başlıkta yine yaşamdan bir haber ve rüzgar ayağa kalktı diyor. Kampanya sayesinde yaklaşık 2.7 milyon dolarlık tedavi gören SMA hastası Rüzgar iyileşiyor. SMA tip 1 hastası olduğu anlaşılan Rüzgar Erdoğan, önce tanesi 100 bin dolar olan 6 doz ilaç kullandı. Bu parayı SGK karşıladı. Ardından düzenlenen kampanya sayesinde ABD'ye gitti ve tek dozu 2.1 milyon olan ilaçtan aldı. Şimdi desteksiz oturuyor, nefes alıyor ve ayağa kalkıyor. Bu da güzel bir haber. Evet, Hürriyet gazetesi manşetine baktık. Şimdi akşam gazetesi manşetiyle devam edelim. Yine Hürriyet gazetesi manşette Afganistan'da yaşanan gelişmeleri ilişkinde bir başlık gördük. Afganistan'da artık çarşı pazarda normal seyrin devam ettiğini, ancak hala ülkedeki endişe ve kaos havasının hakim olduğundan bahsediliyordu. Şimdi akşam gazetesiyle devam edelim. Akşam gazetesi manşette 99 yıl önce imkansızlıklarla kurtardık, bugün imkan üretiyoruz başlığı altında yine milli silahlarımıza, araçlarımıza ilişkin bir başlık var. Detaylarına bakalım. Mermimiz biterse düşmandan ele geçiririz diyerek kazanılan 30 Ağustos zaferinden 99 yıl sonra Türkiye 15 yıl içinde milli savunma teknolojilerini geliştirdi. Dönüşüm SSB ile başladı. Savunma Sanayi Başkanlığı yeniden yapılandırıldı. Savunma teknolojileri şirketleri SSB şemsiyesi altına alındı. Savunmada dışa bağımlılığı beka sorunu niteliğinde olan projeler başta olmak üzere yüzlerce ürünün yerli ve milli teknolojiyle geliştirilmesi desteklendi. Teknoloji iklimi oluşturuldu. Aselsan, Roketsan, TUSAŞ, TAİ, Havelsan gibi kamu şirketleri Ar-Ge ve üretim süreçlerini yeni özel girişimlere açarak bir teknoloji iklimi oluşturdu. Üniversitelerde bilimsel ve teknik birikimleriyle sürece dahil edildi. TÜBİTAK bilimsel, teknik ve mali destek sağladı. Bu arada yine bu başlığın hemen altında fotoğrafta milli araçlarımızdan da birkaçı fotoğraf ve başlıklı isimleriyle yer alıyor. Hemen sol tarafta Bayraktar TB2 silahlı insansız hava aracımız. Onun altında atmaca, gemi savar füzesi, yine Mamle mini akıllı mühimmat, Hisar savunma sistemi gibi yine Akıncı taarruzlu insansız hava aracı, Göktürk uydusu gibi birçok da aracımızın fotoğrafları ve isimleri bu şekilde başlığın altında yer alıyor. Aslında gurur verici bir tablo milli anlamda. Ve ordumuz daha donanımlı. Başkan Erdoğan'ın da açıklamaları var konuya ilişkin. Başkan Erdoğan, Kara Harp Okulu diploma töreninde önemli mesajlar verdi. FETÖ, ihanet çetesinin darbe girişiminden sonra TSK'da kapsamlı bir reform yaptık. Birileri Türk ordusunun damarını kesiyorsunuz diye tezvirat yapıyordu. Ama artık çok daha güçlü, kabiliyetli, donanımlı bir askeri eğitim öğretim sistemine sahibiz. Semalarımızda İHA'larımız uçuyor. Başka bir vatanımız yok dedi Başkan Erdoğan. Bu arada Türkiye'nin iade talebi kabul edildi. Bu da bir diğer gelişme. Sezgin Baran Korkmaz'ın avukatı Volkan Dürger, Avusturya Mahkemesi'nin Korkmaz'ın Türkiye'ye iadesine karar verdiğini açıkladı. ABD'nin talebinin ise sonuçlanmadığını söyleyen Dürger, cezaevine esrarengiz ziyaretçiler geldiği iddiasını da yalanladı. Bir diğer başlık, babam Atatürk'ü dinleseydi. Eski Afgan kralı Emmanuel Han'ın kızı India, tarihi pişmanlığı dile getirdi. Atatürk babama güçlü bir ordu kurması için tavsiyelerde bulunmuş ama belli ki babam onu dinlemedi diyor.
Yine bu başlığın hemen üstünde pandemiye ilişkin başlıklar var. Pandemiye ilişkin gelişmelere de bakalım. Türk aşı sertifikası AB'ye girdi. Avrupa Komisyonu'nun 1 Temmuz'da başlattığı dijital COVID-19 aşı sertifikası sistemine Türkiye'de dahil edildi. Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü, Türkiye'de tam doz aşı olanlara verilen COVID-19 aşı sertifikasının AB sistemince eşdeğer kabul edildiğini duyurdu. 20 Ağustos tarihli AB Resmi Gazetesi'nde yayımlanan karara göre Türkiye'den aşı sertifikasıyla seyahat edenler AB'de kısıtlamaya tabi olmayacak. Bu arada yine uzmanlardan da önemli bir uyarı var. Hasta çocuklar aşı olmalı diyor. Bu haberin detayları da sayfa 15'te. Devamını merak edenler oradan bakabilir. Evet, bugünün gazete manşetlerine baktık. Şimdi köşe yazılarına da bakalım. Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun Tarihe Bakmak adlı köşe yazısı içeriğine bakalım. 30 Ağustos 1922'yi büyük zafer yapan şeyi anlamak için öncesini enine boyuna anlamak zorundayız. Uzun süren büyük yenilgiyi, özellikle de Tanzimat'tan Sevr'e kadar uzanan süreci, Anadolu'nun içerisine kadar sokulan emperyalizmi anlamalıyız. Bugün asıl ihtiyaç duyduğumuz bilgi işin o yanıdır. Son zamanlarda yeniden Atilla İlhan kitaplarını karıştırmaya başladım. Hani kültürel hegemonyanın romanları ve şiirleriyle tanımamızı istediği ama politik düşüncelerini kıyı bucak okurdan sakladığı Atilla İlhan'dan söz ediyorum. Gençlik günlerimizi hatırlarım. Öyle bir rüzgar vardı ki 1980 yılında çıkan Fena Halde Leman adlı romanını okumuştuk. Ama çok daha önce çıkan Hangi Batı'yı okumak bir türlü içimizden gelmezdi. Şiirlerini cebimizde gezdirirdik ama Ulusal Kültür Savaşı veya Hangi Laiklik kitaplarını okumaya elimiz gitmezdi. Örtülü bir mahalle düzeni böyle bir sınır çizmişti zihinlerimizde. Oysa 90'lara doğru tanışıp muhabbet koyultunca anladım ki rahmetlinin esas derdi hangi batı, hangi sol, hangi laiklik kitaplarında yazdığı meselelerdi. Hangi Batı'yı okurken şu satırların altını çizmiştim. Birdenbire bir inkılap yapıyoruz, Jön Türk hareketi, halkımızla hiç alakası yok. Alman İmparatorluğu not düşmüş, bizim askerlerin yaptığı bir devrimdir diyor. İtalyanlar da diyorlar ki bizim masonlar bu işi örgütlediler. Nitekim her ikisi de doğru. O kadar doğru ki 1908'de meşrutiyet ilan edilir. 1911'de İtalyanlar Trablusgarp'a çıkarlar. Yeni hükümet harp ilan etmez. Atilla İlhan'ın Tanzimat Paşalarını tasvir edişine de bakalım mı? Koca Vasıf Paşa İngiltere taraftarı, Halil Paşa İngiltere taraftarı, Fuat Paşa İngiltere taraftarı, Said Paşa o kadar İngiltere taraftarı ki halk ona İngiliz Said Paşa diyor. Mahmut Nedim Paşa Rus taraftarı, Nedimov demişler. Bu Tanzimat'ın tablosu, yani yönetim zaten dominyon haline gelmiş. Yazımın başında sözünü ettiğim uzun sürmüş yenilginin sarsıcı fotoğrafları bunlar. O yüzden diyorum Osmanlı'nın son dönemini tekrar tekrar bir ders gibi çalışmalıyız. 30 Ağustos 1922'yi gerçekten anlamanın tek yolu bu. Ve şunu da unutmayalım, tarihe bakmak çabası aslında bugüne bakma ihtiyacındandır. Evet, Sabah gazetesinden Haşmet Babaoğlu'nun özellikle 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın önemini vurgulayan bir köşe yazısını sizlerle paylaştık. Şimdi sırada hava durumu var. Hava durumunun ve kısa bir aranın ardından gün ışığında gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Bizden ayrılmayın. Gün ışığından yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından gelişmelerle tekrar karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Abu Dhabi, Veliaht Prensi, Muhammed Bin Zayed El Nahyan'la ikili ilişkiler ve bölgesel konulara görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayed Al Nahyan'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, akşam saatlerinde Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Japarov'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmişti. Görüşmede Türkiye-Kırgızistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel konular ele alınmıştı. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na mensup kadrolara atama yapıldı. İki albay ve bir general bir üst rütbeye terfi etti. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla resmi gazetede yayımlandı. Buna göre Sahil Güvenlik Komutanı olarak görev yapan Tuamiral rütbesindeki Ahmet Kendir bir rütbe olan tüm amiralliğe terfi etti. Albay rütbesindeki Ege Deniz Bölge Komutanlığı görevini yürüten Serkan Tezel Tuamiralliğe yükseldi. Yine mevcut rütbesi albay olan Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı görevini sürdüren Tayfun Paşaoğlu da Tuamiral oldu. Albay Altay Çoğalsa 15 Eylül'den itibaren geçerli olmak üzere emekliye sevk edildi. Eşsiz güzelliğe sahip denizlerimizde. Orman yangınlarından etkilenen Beşşil'de elektrik abonelerinin borçları 3 ay süreyle ertelendi. Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı resmi gazetede yayımlandı. Karar Antalya, Muğla, Adana, Mersin ve Osmaniye illerini kapsıyor. Erteleme kararı bu 5 ilde 28 Temmuz tarihinden itibaren yaşanan orman yangınlarının etkisini azaltmak üzere alındı. Konut, iş yeri, tarımsal üretim alanı kullanılamaz halde olan tüketicilerin elektrik fatura tahsilatı Ağustos, Eylül ve Ekim aylarını kapsayacak şekilde ertelendi. Resmi gazetede yer alan açıklamada ertelemeden faydalanacak tüketicilerin 1 Ekim 2021 günü mesai bitimine kadar görevli tedarik şirketlerine taleplerini iletmesi ve hasarı beklemesi gerekiyor. Ertelemeden kaynaklı finansman maliyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından karşılanacak. Kamu kurum ve kuruluşlara ait yerlerin tüketimleri ise bu karar dışında tutuldu. Irak Savunma Bakanı İnat, Türkiye'nin silahlı insansız hava aracı Bayraktar TB2 ve T-129 atak helikopteri almak istediklerini söyledi. Ayrıca yerli ve milli imkanlarla üretilen silahlara da talip olduklarını ifade etti. Irak, yerli ve milli imkanlarla üretilen Türk savunma sanayi araçlarına yöneldi. Irak Savunma Bakanı Cuma İnat, Irak'ta yerel bir televizyona yaptığı açıklamalarda Türkiye'den Bayraktar TB2, 12 adet T-129 atak helikopter ve 6 adet de insansız hava aracına karşı savunma sistemleri satın almak için teklif ve sözleşme istedik. Bayraktar SİHA alımı konusunda uzlaşmaya vardık dedi. Türkiye'nin Bayraktar isimli SİHA'ları çok gelişmiş ve büyük başarı elde etti diyen İnat, bunlar geceleri bile hizmet verme kapasitesine sahip olduğu için DAEŞ terör örgütüyle mücadelemizde işimize yarar, Irak ordusu bu teknolojiden yoksun açıklamasını yaptı. 19 Ağustos tarihinde İstanbul'da düzenlenen Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı'na katılan Irak Savunma Bakanı İnat, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'la bir araya gelmişti. Bir engel karşı koyamadı. ABD'de etkili olan İda kasırgasında ilk belirlemelere göre bir kişi hayatını kaybetti. 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilen kasırgada Mississippi Nehri de tersine aktı. ABD'nin Louisiana ve Mississippi eyaletlerinde etkili olan İda kasırgasında bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Söz konusu can kaybının bir ağacın evinin üzerine devrilmesi sonucu meydana geldiği aktarıldı. İda'nın etkili olduğu bölgelerde 1 milyondan fazla ev ve iş yerinin elektriksiz kaldığı tahmin edilirken elektrik şebekesinin onarılmasının haftalar sürebileceği ifade edildi. Kasırga nedeniyle yüzlerce ev ve iş yeri sular altında kalırken cadde ve sokaklar göle döndü. ABD'yi vuran en güçlü 5. kasırga olan İda daha sonra güç kaybederek kategori 4'ten kategori 1'e gerilemişti. Adana'da bir biyokütle enerji tesisinde yangın çıktı. İtfaiye ve Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yangını söndürmek için seferber oldu. Yangın ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alındı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinden akşam saatlerinde duman yükselmeye başladı. Yangının mısır silajı balyalarından elektrik üreten bir biyokütle enerji tesisinden çıktığı anlaşıldı. Alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Çevredekiler durumu hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine bölgeye jandarma, itfaiye ve orman bölge müdürlüğü sevk edildi. Ekipler hızla yangına müdahale etti. Jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Tesiste yaklaşık 30 bin ton mısır silajı balyası bulunduğu belirtildi. Ekiplerin yoğun çabasıyla kontrol altına alınan yangının tamamen söndürülmesi için çalışmalar sürüyor. Evet, bu arada bir son dakika gelişmesi verelim sizlere. 2025 YKS tercih sonuçları açıklandı. Merak eden öğrenciler ÖSYM'nin resmi internet adresinden sonuçlarına bakabilirler. Tekrar hatırlatalım, YKS 2025 tercih sonuçları açıklandı. ÖSYM'nin resmi internet adresinde sonuçlar yer alıyor. Oradan bakabilir sonuçlarını merak eden öğrenciler. Şimdi diğer gelişmelerle devam edelim. Ne yazık ki bir kaza haberimiz var sırada. Sivas'ta iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı. Kaza Sivas Erzincan Karayolu Sivas'ın Zara ilçesi girişinde yaşandı. Kazada bir otomobil karşı yönden gelen başka bir otomobille kafa kafaya çarpıştı. Araç ters döndü. Kazada sürücüler ve araçlarda bulunan 8 kişi yaralandı. Kazayı görenler durumu ekiplere bildirdi. Olay yerine sağlık personeli ve polis sevk edildi. Yaralılara ilk müdahale olay yerinde yapıldı. Ardından hastaneye kaldırıldı. Ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı. Bir diğer kaza haberi de İzmir'den geldi. 3 otomobil ve 1 kamyonetin karıştığı feci kazada 5 kişi yaralandı. Yaralıların sağlık durumu iyi. Kaza gece saatlerinde Karşıyaka'da meydana geldi. Karşıyaka yönünden Bayraklı istikametine gitmekte olan bir otomobil, aynı istikamete gitmekte olan bir otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan araç, park halindeki otomobil ve kamyonete çarparak durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ekipleri ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kaza neticesinde yaralanan 5 kişi ambulanslara alınarak çevredeki hastanelere kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikeleri yok. Öte yandan kaza nedeniyle trafik bir süreliğine aksarken olay yerine çağrılan çekici yardımıyla araçlar bulundukları yerden kaldırıldı. Trafik akışı normale dönerken polis ekiplerince kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. Manisa'da makilik alanda çıkıp rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçrayan yangın tamamen söndürüldü. 14 adet arazöz, 3 dozer ve 4 su tankerinin müdahale ettiği yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. Bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor. Yangın akşam saatlerinde Kula ilçesinde meydana geldi. Makilik alanda çıkan yangında alevler rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye 14 adet arazöz ve 3 dozer sevk edildi. Ayrıca ilçe belediyelerinin itfaiye ekipleri de alevlere müdahale etti. Yerleşim yerlerine uzak bölgede çıkan yangın yaklaşık 4 saat süren çalışmalar sonucunda tamamen söndürüldü. Mahallede halkının da seferber olduğu yangında 5 hektarlık alan zarar gördü. İstanbul'da bir otomobil önünde seyreden kamyoneti arkadan çarptı. Kaza sonrası otomobilin motor kısmı yanmaya başladı. 2 kişi yaralandı.
Kaza Büyükçekmece'de meydana geldi. Bir araç sürücüsü süratli halde cadde üzerinde makas atarken bir elektrik firmasına ait kamyonete arkadan çarptı. Çarpışma nedeniyle otomobilin motor kısmı alev aldı. Kamyonete çarpan otomobilden alevlerin yükseldiğini görenler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yaralıları araçtan çıkardıktan sonra yangını söndürdü. Otomobildeki iki yaralıdan birisi ambulansla hastaneye sevk edildi. Yangın söndürüldükten sonra kamyonetin arkasına sıkışan otomobil itfaiye ekiplerinin demir kesme çalışmasının ardından çıkarıldı. Bu esnada otomobilin yanma anıysa çevrede bulunan bir şahsın cep telefonu kameralarına yansıdı. Yaşanan kaza nedeniyle inceleme başlatıldı. Van'da 24 düzensiz göçmen yakalandı. Valilikten yapılan açıklamaya göre İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti yapanların deşifre edilmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Bu kapsamda Bahçıvan Mahallesi'nde 4 katlı bir iş hanına düzenlenen operasyonda 21 düzensiz göçmen yakalandı. Operasyonda gözaltına alınan ve organizatör olduğu değerlendirilen İran uyruklu 2 kişi emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilirken hakimlikçe tutuklandı. Ayrıca düzensiz göçmenleri Van'da İstanbul'a 600 lira karşılığında götürdüğü tespit edilen Afganistan uyruklu bir kişi ise otogarda yanında bulunan 3 düzensiz göçmenle birlikte yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Evet, haberlerimize baktık. Şimdi gün ışığına gazete manşetleriyle devam edelim. Milliyet gazetesiyle başlayalım. Milliyet gazetesi sürmanşette zafer coşkusu dört bir yanda başlığı altında 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkin bir başlık var. Yine başlığın altındaki fotoğrafta hakikaten aslında başlığı çok iyi temsil ediyor. Tüm yurtta biliyorsunuz coşkuyla kutlandı dün Zafer Bayramımız. Onun hemen altındaki başlığa bakalım yine manşette. Zehir çıkmazı başlığı altında İzmir'de yaşanan bir gelişme var. İzmir, Ali Ağa'daki gemi söküm tersanesinin hemen bitişiğindeki sokakta asbeste rastlandı. 55 noktada inceleme yapıldı. Geçtiğimiz günlerde Fransız ve Brezilya donanmalarına hizmet eden ve yüz binlerce ton asbest barındırdığı iddia edilen Nae São Paulo isimli geminin Ali Ağa'da sökülecek olması tartışma yaratmıştı. Ali Ağa'daki 55 sokakta 27 Temmuz 5 Ağustos arasında yol kenarından rastgele toplanan toz numunelerini inceleyen asbest uzmanları tersanenin bitişiğindeki gemi söküm tesisi sokaktaki numunelerde halk sağlığına zararlı asbest lifleri tespit ettiler. Çalışmada en riskli yerin tersaneye bitişik alan olduğu belirlendi. 40 yıl sonra da çıkıyor Asbest ve Tehlikeli Atıklar Derneği Başkanı Fidan Milliyet'e tersaneden numune alınması durumunda daha vahim bir tablo ortaya çıkacaktır. Asbest solunum yoluyla akciğerlerde çeşitli hastalıklara neden oluyor. Hastalıklar en erken 4-6 yıl arasında bir sürede maruz kalındıktan sonra ortaya çıkabiliyor. Hastalığın ortaya çıkması 40 yıla kadar da varabiliyor dedi. Bu arada yine belirtmiştik, 30 Ağustos Zafer Bayramı'na ilişkinde törenler düzenlendi dün tüm yurtta. O törenlerden de bahsedelim. 30 Ağustos Zafer Bayramı 99. yıl dönümünde tüm yurtta düzenlenen etkinliklerle kutlandı. Zafer treniyle Afyonkarahisar'a giden 99 genç Kocatepe'ye çıkarken Domlupınar Şehitliği'ndeki anma programına yoğun katılım oldu. Başta büyük şehirler olmak üzere birçok kente fener alayları düzenlendi. Atatürk posteri ve bayrağını alan Zafer Bayramı coşkusuna ortak oldu. İlk tören atanın huzurundaydı. 30 Ağustos Zaferi'nin 99. yılında ilk tören Anıtkabir'de gerçekleştirildi. Devlet erkanı atanın huzuruna çıktı, saygı duruşunda bulundu. Cumhurbaşkanı Erdoğan özel deftere Türkiye'yi çizdiğiniz hedefler doğrultusunda parlak bir geleceğe taşıyoruz. Emanetiniz emin ellerde diye yazdı. Erdoğan yabancı misyon ve devlet erkanının tebriklerini de Beştepe'de kabul etti. Milli savunmaya Pentagon modeli bir diğer gelişme, Milli Savunma Bakanlığı'nın
Ay Yıldız projesinin temeli dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın katıldığı törenle atıldı. Pentagon'a rakip olacak yeni karargah projesiyle MSB Genelkurmay Başkanlığı'yla kuvvet komutanlıkları tek çatıda toplanacak. Karargah gökyüzünden ay ve yıldız şeklinde görünecek. Onun hemen altında da Tokyo Olimpiyat oyunlarına ilişkin bir gelişme var. Atatürk'ün evlatları başlığı altında. 2020 Tokyo Paralimpik oyunlarında ilk altın madalyamızı masa tenisinde Abdullah Öztürk kazandırırken Nesim Turan bronz madalya aldı. Yüzmede kadınlar 50 metre sırt üstünde Sevilay Öztürk bronz alıp Türkiye'ye bu branşta ilk madalyasını hediye etti. Okçulukta da Nihat Türkmenoğlu gümüş, Vahattin Hekimoğlu bronz kazandı. Yine Afganistan'a ilişkin de bir gelişme var. Kabil'den son uçak kalktı. ABD askerinin Afganistan'dan tahliyesi dün tamamlandı. ABD Merkez Kuvvetler Komutanı Orgeneral Kenzi, son uçağımız 30 Ağustos'ta ABD Doğu Yakası saatiyle 15.29'da Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'ndan havalandı dedi. Evet, Milliyet Gazetesi manşetine baktık. Şimdi Yeni Şafak Gazetesi ile devam edelim. Yine Milliyet Gazetesi'nde 30 Ağustos Zafer Bayramı'ndaki gerçekleşen etkinliklere ilişkin bir başlık gördük. Kabil'deki, Afganistan'daki son durumu aktardık. Yeni Şafak Gazetesi'nde manşette de "Hiçbir yere gitmiyoruz" başlığı altında yine Afganistan'a ilişkin bir haber var. Taliban'ın Kabil'de kontrolü ele geçirmesiyle dikkatlerin üzerlerinde yoğunlaştığı Türk iş adamları ülkeyi terk etmeyi hiç düşünmediklerini söylüyorlar. Görüştüğümüz iş adamları güven sorunu yaşamadıklarını, işlerini heyecanla yapmaya devam edeceklerini ifade ediyorlar. Ayşe Mine Alioğlu Kabil'de, onun açıklamaları var. "En kötü zamanda bile yıkılmadık" diyor. 100 megawattlık bir baraj yaptıklarını belirten Süleyman Cilif, "Taliban güvenlik sorunuyla ciddi şekilde ilgileniyor. Vali 2 saat yol teperek Kajaki'deki santralimizi ziyaret etti. Bir sıkıntı olup olmadığını sordu. Dönmeye niyetimiz yok" diyor. Herat Çeşni ile Pençir Karayolu'nu yapan Şükrü Çakır da kararlılıklarını "en kötü zamanlarda bile yıkılmadık, devam edeceğiz" şeklinde ifade ediyor. Türk patron geri gelecek. Turkish Bakery ve kafede çalışan 20 yaşındaki Abdul Celil Doğan, "Ben de Türkmenim, patronlar söz verdi, geri gelecekler." Yine Ömer Faruk Kaya bir diğer açıklama, "10 yıldır Afganistan'da çalışıyorum. Taliban eski Taliban değil. Turkish marketi Afganlar devralmış. Markette çalışan Muhammed Mansur da Türk çalışanlarımız gitti ancak tekrar gelecekler" diyor. Yine bir diğer başlıkta ABD DEAŞ'lı diye adamını vurdu. Aynı aileden 7'si çocuk, 10 ölü. ABD'nin Kabil'de düzenlediği saldırının altından 40 yıllık işgalin özeti gibi bir dram çıktı. Saldırıda ölen 7'si çocuk 10 kişilik ailenin bir üyesi olan Nasir'in ABD ordusuna tercümanlık yaptığı ortaya çıktı. ABD DEAŞ'ın suikast timini öldürdüğünü iddia etmişti. Ancak gerçek hiç de öyle değildi. Vurulan ev 6 yıl boyunca ABD askerleri için tercümanlık yapan 30 yaşındaki Nasser ve ailesinin eviydi. Ailenin ABD'ye gitmek için vize aldığı, tahliye için sıra beklediği belirtildi. Nasser saldırıdan bir gün sonra, dün yani 30 Ağustos'ta evlenecekti. Evet, Yeni Şafak gazetesinde manşette yine Afganistan'a, Kabil'e ve Taliban'a ilişkin bir başlık haber gördük. Şimdi Türkiye Gazetesi ile devam edelim. Yine bu arada son aktardığımız başlıkta dikkat çekici de bir detay vardı. ABD kendi adamını vurdu diye, kendisi için tercümanlık yapan, o yaşanan saldırıda ABD için tercümanlık yapan bir vatandaşın da hayatını kaybetmiş olduğu bilgisini sizlerle paylaştık. Türkiye Gazetesi manşette "Krizler tek elden yönetilecek, göç ve afete bakanlık" başlığı altında. Detaylarına bakalım. AK Parti iklim değişikliği ve afetlerle ilgili yeni bir yapı kurmaya hazırlanıyor. Göç ve Afet Bakanlığı tartışmaya açıldı. Türkiye'de son günlerde üst üste yaşanan yangın ve sel gibi afetlerin yanı sıra iklim değişiklikleriyle birlikte artacak insan hareketliliğinin yönetilmesi ve güvenli yerleşim alanlarının oluşturulmasına yönelik planlamaların yapılması için yeni bir yapı kurulması tartışılıyor.
AK Parti kaynakları göç ve afetlerle ilgili yeni bir bakanlık kurulabileceğini ifade ediyor. Bu arada kaynaklar seller ve orman yangınları artık beklenenden fazla ve sıklıkta olabilir. Nem oranı, aşırı yağmurlar gibi iklim değişikliklerinden kaynaklanan yeni şartlara uyumlu bir altyapı oluşturulması gerekiyor. Bu sebeple hem ilgili bakanlıkların yeniden yapılandırılması hem de kamuda yeni birimler kurulması gerekebilir değerlendirmesini yaptı. Yine Türkiye'nin Pentagon'u olacak savunmanın yıldızı. Yukarıdan bakıldığı zaman ay yıldız şeklinde görünüyor bu arada. Erdoğan savunmayı tek binada toplayan ay yıldız yerleşkesinin temelini attı. Milli Savunma Bakanlığı Genelkurmayı ve komutanlıklarını bir araya toplayacak. Ay yıldız şeklindeki yerleşke savunmaya güç katacak. Erdoğan zafer gününde temelini attığı ay yıldızın açılışı için 19 Mayıs 2023 sözünü aldı. Yine onun hemen yanında bir başka başlıkta Afganistan'a ilişkin gelişme var yine. Afganistan'da son çıkış başlığı altında Taliban'ın 20 yıldır Afganistan'da bulunan yabancı güçlerin çıkmaları için verdiği süre bugün doluyor. İşgaller, savaşlar, yoksulluk ve yolsuzlukla 43 yıldır mücadele eden 40 milyon nüfuslu Afganistan'da 2. Taliban dönemi başladı. Tahliye için tanınan süre bitti. 2 haftada 113 binden fazla insan Afganistan'dan tahliye edildi. Türkiye 1400, ABD'nin 5400, İngiltere 15000, Kanada 3700, Almanya 5347 ve İtalya 5011 kişiyi ülkeden çıkardı. Bu arada Taliban'ın verdiği süre bugün doluyor ancak Taliban güvenli geçişler için de hala izin vermeye devam edeceğini açıklamıştı. Bu bilgiyi de hatırlatmış olalım. Evet, gazete manşetlerine baktık. Şimdi yine köşe yazılarıyla devam edeceğiz. Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün CHP İstanbul'da İmamoğlu Kaftancıoğlu ittifakı neden kaybetti diye soruyor. İçeriğine bakalım. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 11 yıl sonra ve bütün ekonomik zorluklara rağmen Türkiye'ye tek başına CHP iktidarı vaat etmediği gibi tek adam olduğu partiyi de siyaset üretmeden savrulmalarla yönetiyor. Bu da parti içindeki iktidar kavgasının bitmediği anlamına geliyor. Hala CHP içinde birkaç grup var ve onlar arasında çok değil bir hafta önce yazdığım gibi büyük kavga yaşanıyor. Bir yanda Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş gibi belediyecilerle belediyeci olmayan Oğuz Kağan Salıcı, Engin Altay, Bülent Tezcan ve Özgür Özel gibi siyasetçiler arasında 2023 sonrasına ilişkin parti kime kalacak kavgası var. Diğer yanda da İstanbul örneğinde olduğu gibi hem İmamoğlu Kaftancıoğlu arasında hem de Erdoğan Toprak'la Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi gibi belediye başkanları arasında yereli kaptırmamak kavgası var. Kim kiminle hareket ediyor, kim kimin altına oyuyor belli değil ama büyük bir kavga olduğu kesin. Geçen pazar günü bu kavganın ilk raundu İstanbul'da yaşandı ve çok ilginçtir. Sultanbeyli ve Ümraniye ilçe kongreleri geçen pazar günü yapıldığı halde CHP'yi süt liman göstermek isteyen Fondaş Medya ne o kongrelerdeki kavgayı gördü ne de kayyum atanan Anadolu illerinde yaşanan kargaşayı. Oysa bir hafta önce İstanbul'daki CHP ilçe yönetimlerinin zorla istifa ettirildiğini yazmış ve büyük kavga beklendiğini işaret etmiştik. Dediğimiz gibi de oldu, CHP'de büyük bir kavga yaşandığını Ümraniye ve Sultanbeyli ilçe kongreleri gösterdi. Arkası da gelecek, sırada başka ilçeler de var. Ama önce şu iki kongrenin ortaya çıkardığı çarpıcı tabloya bakalım. CHP İstanbul'da güçlü görünen iki isim var. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu. Birinin arkasında Küresel İstanbul sermayesi, ötekinin arkasında da Kılıçdaroğlu ve örgütten sorumlu yardımcısı Oğuz Kağan Salıcı var. Ama CHP örgütü yok. Büyük ihtimalle de bunun nedeni Alevi tabanla İmamoğlu ve Kaftancıoğlu arasında adı konmamış bir hesaplaşmanın yaşanıyor olması. Bu konunun birkaç kez Kılıçdaroğlu'na iletildiği de kulislerde konuşuluyor. Son iki kongrenin sonuçları da kavganın bu eksenle birlikte CHP'yi yönetme tarzı ile ilgili olduğunu doğruluyor. Çünkü İmamoğlu ve Kaftancıoğlu gelecek nedeniyle birbirlerinin altına oysalar da son iki ilçe kongresinde birlikte hareket ettiler. Hatta İBB adına Hamidiye Su Yönetim Kurulu üyesi Yusuf Erciyas'ın
delegelere iş vaadiyle baskı yaptığı bile iddia edildi. Evet, Sabah gazetesinden Mahmut Övür'ün köşe yazısını sizlerle paylaştık. Şimdi kısa bir aramız olacak. Aranın ardından günün konuğu bölümünde Talat Enver Çetin Milli Güvenlik Uzmanı konuğumuz olacak. Kendisiyle Afganistan ve İsrail hattında yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Bizden ayrılmayın. Evet, gün ışığından yeniden merhaba değerli izleyenler. Aranın ardından günün konuğu bölümüyle karşınızdayız. Milli Güvenlik Uzmanı Talat Enver Çetin konuğumuz olacak. Kendisiyle Afganistan'da ve İsrail'de yaşanan gelişmeleri konuşacağız. Sayın Çetin, hoş geldiniz yayınımıza. Şimdi hanım, günaydın, hayırlı sabahlar diliyorum sizlere. Günaydın, teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi Afganistan'la başlayalım istiyorum. Özellikle bugün bu konuda önemli bir gündü. Taliban 31 Ağustos'a kadar süre vermişti ve bu tarih bizim kırmızı çizgimiz demişti. İşte bugün o süre doluyor ama yine Taliban'ın ABD vatandaşlarına ve Afgan ortaklarına da 31 Ağustos'tan sonra da güvenli geçiş izni vereceği de açıklanmıştı. Yine de insan merak ediyor, bugünden sonra neler değişecek, neler yaşanacak? Aşırı'nın Taliban'ın 31 Ağustos kırmızı çizgimizdir, çıkmazsanız hepinizi döveriz falan filan sözlerini palavra olduğunu söylemiştik. Evet. Çünkü Taliban tek başına bir şey konuşabilecek ve herhangi bir racon kesebilecek bunlara karşı bir yapı değildir. Özellikle ABD'ye karşı. Asıl 31 Ağustos tarihi ABD'nin verdiği tarihti. Her şeye rağmen 31 Ağustos'u geçirmeyeceklerini, sözde son Kabil Havalimanı'nda bu çıkış yapılırken yapılan saldırılardan sanki hiç haberleri yokmuş gibi bunları konuştuklarında, işte bunlara rağmen, bütün her şeye rağmen, bütün engellemelere rağmen çıkacağız demişlerdi. Şimdi zaten bu dünyanın konuştuğu son gece dürbünlü fotoğrafla ABD askerinin çıkışı ve son konuşmalar çok ilginçti. Son çıkışta söz verilen ABD askeri ve sözcüleri son derece Afganistan'ın ne olup bittiğini aslında 20 yıldır bize anlatıyordu. Yani şöyle bir cümle kuruyor. 20 yıldır bizim burada yaşadıklarımız çok zor şeylerdi. Her gün, her an bir tehdit altında yaşamak bizler için çok zordu. Bu durumları yaşamak için ve katlanmak için yürek lazımdı gibilerinden cümlelerle Afganistan'dan çıktığı iması yaratarak, ki tabii biz sizinle programlarda, diğer programlarda söyledik Afganistan'dan tam olarak ABD'nin çıkmayacağını, ABD'nin bölgede artık trilyon dolarlarla telaffuz edilen kaynakları hiç kimseye yedirmeyeceği, hatta bu kaynaklar için Afganistan nüfusu kadar insanı öldürebileceğini söylemiştik. Zaten biz bu Amerikalıları eskilerden tanırız. Hem 90'lı yıllarından hem de Irak'ından tanırız ve hatırlarız. Dolayısıyla Suriye'den çıkıyoruz derken Irak'a doğru yürüyen 100 kilometre ve çıktık diyen ABD bugün de Afganistan'dan çıkarken efendim işte Kabil'le ilişkilerimizi şimdilik durdurup Doha'ya geçiyoruz anlamında. Sanki orası da babasının malıymış gibi bölgeden işte stratejik bir değişiklik yapıyoruz. 100 kilometre ileri, 300 kilometre geri giderek bir çıktık bir girdik diyoruz. Bu hamlelerin ve eylemlerin kesinlikle bölgedeki pazarlığı artırmak için, ABD'nin amaçlarına ulaşmak için kullandığı sıradan enstrümanlardan biri olduğunu bilmekle birlikte, bunun bölge halkının da artık, yani sadece kendine okumuş diyen, okumuş yazmışız diyen Taliban'ın bırakınız bilmesini, tüm bölge halkının da artık ABD'lilerin bu basit davranışlarını bildiği kanaatindeyiz ama burada en kötü yine olan fukaraya vatandaş olmuştur. İşte son ABD'nin çıkışındaki düzenlediği tiyatro saldırılarında bunca insan hayatından olmuş, fakat sonrasında dün saldırdığı silahlı insansız hava aracıyla yaptığı saldırıda maalesef 6'sı 4 ile 12 yaşında arasındaki çocuk olmak üzere 10 kişi Afganlı hayatını kaybetmiştir. Gördüğünüz gibi bu manevraların arasında günahsız fukara vatandaşın gitmesi son derece üzücü. Bizim de üzüntüyle izlediğimiz görüntülerden
birisi Ajunran'ın. Evet, yine son cümlenizde siz de değindiniz. Saldırıları da ayrıca sormak istiyorum bu arada. Kabil Havalimanı yakınlarında roket saldırısı yapılmıştı. Burada ABD askerleri de hayatını kaybetmişti. Yüzlerce de yaralı vardı. Ardından yine saldırıların beklendiği, hatta bazılarının daha gerçekleşmeden engellendiği de açıklanmıştı. Bu saldırılar ne anlama geliyor diyebiliriz? Bu saldırılar ne anlama geliyor? Sanki saldırıyı üstlenen DAEŞ'in işte Kabil'deki 5 saldırımızdaki 5 hedefin yerine ulaştığı ve bununla ilgili bir güç mesajı, misyonu vermenin ABD'nin inisiyatifi dışında bir hareketmiş gibi göstermesi artık kim, yani ne oldu da her şey son dakikadaki ABD askerlerinin çekilmesiyle veya çekilmesini ilan etmesiyle oldu? Yani DAEŞ sizin oradan gitmenizi istemiyor mu? Ne demek istiyorsunuz diye sorduğumuzda, yani DAEŞ gitmeyin diye mi sizi vuruyor? ABD'nin Afganistan'da kalmasını mı istiyor anlamındaki soruların cevabı olmadığı gibi saldırıların da kesinlikle danışıklı dövüş, hı hı, ve sadece kargaşa yaratmak, kargaşayı artırmak ve kendi istediği gündemi oluşturmak için yaptığı hareket olduğunu görüyoruz. Peki bir insanoğlu, bir vicdan taşıyan bir devlet yöneticisi, istihbarat başkanı ya da işte ordu komutanı acaba böyle bir misyon için bu kadar insanı öldürür mü? Zaten farkımız bu ajanlarım ABD ile ve Batı ile. Vahşi Batı kendi istekleri, kendi emelleri için hiç gözünü kırpmadan, evet, onlarca, yüzlerce insanı öldürebilir. Zihinlerimiz bu tip fotoğraflarla dolu. Evet, yine son cümlenizde aslında sizin de vurguladığınız gibi kendi emelleri için hiç gözünü dahi kırpmadan insanlar öldürülebiliyor ne yazık ki. Bu arada yine Taliban sözcüsünün Türkiye'de de bir çağrısı olmuştu biliyorsunuz. Oradaki özellikle kaynakları işlemek için Türkiye'ye destek çağrısı yapmıştı ve Türkiye'nin desteğini o bölgede istediğini söylemişti. Türkiye'de net bir cevap vermemekle birlikte özellikle Taliban'ın söylediklerine değil somut adımlarına, icraatlerine bakarak kararımızı vereceğiz demişti. Sizce Türkiye bu karşılığa nasıl yanıt verecek ya da nasıl bir yanıt vermeli? Ayşegül Hanım, artık şu sebeple, bu sebeple başkalarının kurduğu oyunlara gaza gelip de şununla görüşmeyiz, bununla görüşürüz söylemleri Türkiye'nin uyması gereken bir pozisyon değildir. Hı hı. Türkiye kiminle görüşüp ne yapacağını kendi kararı verir. Kendi çıkarlarında, çıkarlarına, işine ne geliyorsa onu yapar. Şu anda Taliban'la görüşmek, Afganistan'da kim iktidar olursa onunla görüşmek Türkiye'nin yararınadır, lehinedir. Bölgede özellikle Afganistan'ın yeraltı kaynakları, zenginlikleri meydana çıkmışken bir stratejik olarak bir kuşak bir yol projesinde Afganistan'ın pozisyonu belliyken, hatta dünyanın başına uzun zamandır bela edilen uyuşturucu trafiğinde uyuşturucu pınarı olarak bilinen Afganistan'ın bu durumu varken Türkiye burada görmezden gelip hiçbir yere çekilemez. Tabii ki Taliban'ın sözlerine inanarak şunu bunu yapacağız, tabii ki kabul ediyoruz demeyecektir ki. Zaten Devlet Başkanı Erdoğan'ın bu sözleri duymaktan memnun oluyoruz. Fakat icraatı görelim anlamındaki ifadeleri de onu göster. Şu an bağlantı... Talat Bey, şu an sesim geliyor mu efendim? Evet, şu an bağlantımızda bir sıkıntı oldu sanırım. Şu an sesimiz geliyor mu? Tamam, bağlantıdaki sıkıntı da... Bir yandan uygulamaya göre... Şu an düzeldi sanırım, ses geldi gitti tekrar ama Talat Bey, sesim geliyor mu? Tamam, Talat Bey'le bağlantımızda sıkıntı var, tekrar arayacağız kendisini. O zamana kadar bu arada bahsettiğimiz konudan tekrar hatırlatayım. Taliban'ın verdiği 31 Ağustos süresi bugün doluyordu. Ancak sonrasında ABD ile yapılan anlaşma sonucu güvenli geçişlere Taliban'ın 31 Ağustos'tan sonraki süre içinde izin vereceği açıklandı. Bugün aslında kritik bir gün olarak biliniyordu 31 Ağustos. Ancak bundan sonraki süreçte de güvenli geçiş izni verilecek. Bunu hatırlatmış olalım. Bu arada bağlantımız düzeldi mi? Tamam, bu arada Afganistan'daki gelişmeleri konuştuk Sayın Enver Çetin'le. Yine Afganistan'daki gelişmelerin ardından İsrail hattını da konuşacağız. Ama şu an bağlantımız düzeldi, Afganistan'la devam edeceğiz. Sayın Çetin, sesim geliyor mu efendim? Evet, Ayşegül Hanım, ben bağlantının kesildiğini tabii buradan çok belli olmamakla, evet, birlikte anlamadım. O yüzden devam ettim siz dinliyormuşçasına. Tekrar edeyim. Şimdi
ABD'nin tayin ederek iktidar ettiği Taliban'ın tek başına karar vererek Türkiye sevdası, Türkiye'ye aşık olmasına ABD razı olmayacaktır. Hı hı. Tek başına Türkiye ile bir ilişkiye girmesine tabii ki razı olmayacaktır ama bölgede de Türkiye'siz ve Rusya'sız bir şey yapmak zordur. Dolayısıyla belli ölçülerde Batı'nın ve ABD'nin fazla gözüne bakmadan Türkiye, Rusya ile Taliban iş yapmak isteyecektir, birleşmek isteyecektir. Çeşitli işlere destek almak isteyecektir. Hı hı. Rusya'da da özellikle yasaklı ve terör örgütü olarak tanınan, telaffuzu bile yasaklanan Taliban'ın bir yandan Rusya ile, dolayısıyla Rusya'nın üslerinin bulunduğu eski Sovyet Cumhuriyetlerindeki kuvvetiyle daha önce çok bahsettiğimiz Türkmen, Özbek, Tacik sınırındaki durumlarıyla Rusya'nın gönlünü almaya, Rusya'nın bir bakıma desteğini almaya, aynı şekilde kendisinin batıya doğru açılan en kıymetli penceresi, ki İran'ı burada saymıyoruz demiştik daha önce, hı hı, Afganistan'daki tutumundan dolayı. Sanki Afganistan'la Türkiye'yi komşu sayabiliriz. Çünkü kolloidal bir şekilde önüne geleni geçiren Türkiye'ye İran şu anda Türkiye ile Afganistan arasında bir sınır oluşturamayacak haldedir diyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye'nin lazım olduğu, Türkiye'nin kendilerine özellikle bölgede var olmak için elzem olduğu, Taliban'ın tabii ki aklı başında akıl kesenlerinin inandığı, bildiği bir konudur. Fakat geçmişteki davranışları göz önüne alındığında Taliban'a ne kadar Türkiye güvenecektir? Taliban'ın bu söylemleriyle ne kadar iş yapacaktır? Onu da göreceğiz. Tabii ki Türkiye burada kendi pozisyonunu koruyarak sıfır riskle bu ilişkileri bir başlatıp görecek ve yavaş yavaş bu anlamda ilerleyecektir. Afganistan'ın kuzeyindeki Türk Dünyası İttifakı, Afganistan'ın batısındaki Türk desteği, Afganistan'ın güneydoğusundaki Pakistan desteğinde aslında Türkiye her yerdedir. Demek ki Pakistan ilişkisiyle Taliban Türkiye'nin gücünü Pakistan'da, kuzeydeki Rusya ve eski Sovyet Cumhuriyeti Türk Dünyası ilişkisiyle Türkiye'nin gücünü kuzeyde, zaten kendisinin batısında Türkiye'nin de gücünü ve desteğini görmekle birlikte Türkiye'siz bir şey olmayacağını kendi de anlamıştır. Hı hı. Bu yüzden belli ölçüde bu mesafeyi koruyarak Türkiye bu kaynaklardan kendi nasibini almalıdır. Yapacağı işleri yapmalıdır. Tabii ki hiçbir riski hiçbir riske ne şirketlerini ne de özel kuvvetlerini sokmadan Ayşenur Hanım. Ayrıca şu, hı hı, şeyi de ekleyeyim. Bu ara, hı hı, uzun zamandır haber alınamayan aslında birçok Taliban üyesinin de lider gördüğü, hatta Afganistan İslam Emirliği'nin, hı hı, emiri olarak görüldüğü Haybetullah Ahunzade'nin hiç fotoğrafı yayınlamamıştı. Hı. Dün gece Afgan sitelerinin, yani Taliban'a destek veren sitelerin birinde son fotoğrafı çıkmış. Hı hı. Yani bir bakıma artık bugünkü Kabil'deki Taliban yetkililerinin ya da üst görevlilerinin telaffuz etmediği, fakat Taliban personelinin, Taliban ekibinin, Taliban yapılanmasının doğal lider olarak, özel lider olarak saydığı Haybetullah Ahunzade'nin meydana çıkışı başka bir anlamda da Taliban'ın bir zemine oturma, altını güçlendirme isteğini göstermiştir. İşte bu gelişmeleri de bir bakıma hiç kimse bildirmemişken biz bildirmiş olalım. Ayşen Ulan. Evet, bu arada evet, sizin vesilenizle bu gelişmeyi de aktarmış olalım. Şimdi Afganistan'daki gelişmelerden bahsettik, konuştuk ki daha önceki programlarımızda da Afganistan'ı sizinle birçok kez konuşmuştuk. İsrail hattına da değinelim istiyorum ama öncesinde gündem olan bir görüntü vardı biliyorsunuz. Joe Biden'ın İsrail Başbakanı ile yaptığı toplantıda uyuduğu, yaklaşık 60 saniye kadar bir süre uyuduğu bir görüntüydü bu. Bu görüntü, bu tablo nasıl yorumlanabilir? Ayşenur Hanım, şimdi devlet başkanlarının, misyon liderlerinin aşırı yorgunlukla, ki Türk Devlet Başkanı Erdoğan'ın da zaman, evet, zaman ülkemizde de başına böyle bir şey geldiğinde suistimal edilmişti bu konu. Hı hı. Şimdi gerçekten de aşırı yorgunlukla ilgili olan bu geçici göz kapama, uyuklama durumlarının Biden'la ve Bennett'le yaşananın sanki farklı bir durum olduğu kanaatindeyim. Çünkü, hı hı, Biden'ın çok ileri seviyedeki yaşına rağmen kendisinin
son derece aktif bir şekilde çalışıyor görülmesi ve bunu göstermek istemesi, evet, ki bu bir kendisini iktidara getirenlerin, Trump'ın bertaraf edilerek kendisini iktidar edenlerin verdiği özel bir ödevle, görevle yapılıyormuş olduğu artık gizlenememektedir. Hı hı. Çünkü her ne kadar gelmeden önce, iktidara gelmeden önce, getirilmeden önce diyelim, keskin söylemleriyle bilinen Biden'ın ilk Avrupa ziyaretinde, Londra'dan başladığı, İngiltere'den başladığı ziyaretinde, Rus Devlet Başkanı Putin'le görüşmesinde, sonra Türk Devlet Başkanı Erdoğan'la görüşmesinde durumun böyle olmadığını hepimiz görmüştük. Dolayısıyla, evet, bu durumda çiçeği burnunda görüşmeyi yapan yeni İsrail Başbakanı Naftali Bennett'in durumu belli etmemesi, bozuntuya vermemesi ve konuşmaya devam etmesi de ikinci dikkat çeken bir durumdu. Dolayısıyla bu bir bakıma artık birçok kararın, ABD'de birçok kararın zaten biz bunun böyle olduğunu hem hissediyor hem de söylüyorduk. Biden tarafından alınmadığı, Biden'ın sadece önüne gelenleri imzalayarak bir itilen güç anlamında pozisyonda olduğunu göstermiştir. Bu durumu ABD tabii ki çok fazla gündeme getirmemekte, yok saymaktadır kendine göre. Fakat uzun zamanda, ilerleyen zamanda Biden'ın gerçekten de bir güç olmadığı diğer hamlelerle de görülecek. Çünkü kendi sözleriyle kendi eylemlerinin çatıştığını gördüğümüzde bunu daha iyi anlayacağız. Evet, bu arada az önce siz de başlarken belirttiniz, aynı görüntü ülkemizde de gündem olmuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üzerinden ve iki farklı yorum yapılmıştı. Bir taraf ülkeye yorgun, bitkin bir lider imajı verdiniz diye tepki gösterirken, bir diğer tarafta halkı için yorulan lider olarak olumlu yorumlamıştı bu tabloyu. Sizce bu tablolar dünyaya nasıl bir mesaj verir? Sizce hangisi? Şimdi Aşkın Hanım, Türk Devlet Başkanı'nın durumuyla Biden'ın durumu aynı değildir. Hı hı. Türk Devlet Başkanı umuttur. Türk Devlet Başkanı Doğu'nun özellikle Batı, evet, saldırılarına karşı kafa tutan, göğüs geren iki liderinden birisidir. Hı hı. Yani halktan birini halk gibi yorularak bitap düşüp halkın gözünün önünde, hı hı, uyudu kelimesi bence doğru bir kelime değildir. Hı hı. Eğer bu canlı yayın dışında bir durumda yapılmışsa, ki, evet, zannediyorum banttan yayında olmuştu, bu kaldırılmamıştı. Hı hı. Bunun kesinlikle düzeltilmesi gerekirdi. Hı hı. Hatta bunun altında gözden kaçtıysa başka bir manada arayabiliriz. Hı hı. Yani Türk Devlet Başkanı Erdoğan'ı güçsüz gösterme, evet, kuvvetsiz gösterme, Biden'ın pozisyonunda sanki Türk devletini o yönetmiyor, başkası yönetiyor gibi bir cümlenin kurulmasını ya da bir böyle paragrafın açılmasını istenen bir cümle olarak gösterilmesi suistimaldir, kasıtlıdır. Kim bu işte özellikle göz yumduysa, gözünden kaçtıysa ya da her ne maksatla bu görüldüyse mutlaka incelenmeli, sonuna kadar da gidilmelidir. Devlet Başkanı Erdoğan'ın zaman zaman dış gezilerde de bu tip aşırı yorgunluktan, evet, çok gözlerini uzun kapattığı ve dinlendiği görülmüş. Fakat bu son yayınlanan Biden'ın uyumasıyla tekrar gündeme gelen bu durumda durumun farklı olduğunu, kesinlikle Türk Devlet Başkanı'nın, Türk görevlisinin, Türk istihbaratının, Türk polisinin, Türk askerinin uyumaması gerektiğini, uyunacak pozisyon olmadığını, hı hı, uyumaya öyle bir yer olmadığını bir kez daha söylemek ve altını çizmek isterim Ayşenur Hanım. Evet, sizin vesilenizle bu konuyu da konuşmuş olalım. Şimdi İsrail tarafına bakacağız dedik. İki gün önce İsrail Gazze'ye hava saldırısı düzenlemişti ve yeni saldırılarında olabileceği açıklanmıştı. Şimdi İsrail hattındaki bu hareketlilik hakkında ne düşünüyorsunuz ve İsrail'le başlayan yeni dönemden sonra izlenen politikayı nasıl değerlendiriyorsunuz? Ayşenur Hanım, aslında kim gelse, kim gitse ki en çok şikayet ettiğimiz ve bu saldırılardan, hı hı, vampir gibi beslenen, uzun yıllar bunlarla, evet, övünen Bibi, Benjamin Netanyahu'nun gidişi bir bakıma herkese umut oluştursa da gelenin gideni aratmayacağı, evet, dolayısıyla ondan beter olacağını bir kez daha gördük. Çünkü İsrail'in politikasına da az önce altını çizdiğimiz gibi şahıslar karar verememektedir. Yani vahşisi canilliğini daha çok göstermekle birlikte beyefendi birinin zaten iktidar olup da bu işleri yapmayalım deme şansı yoktur. Şimdi Gazze saldırıları, ki Gazze saldırılarının biliyorsunuz sebebi tam olarak
Özellikle Akdeniz çıkışı olması sebebiyle Gazze'ye bir girişin olmaması, gıda maddelerinin abluka altına alınması, 2006'dan beri Gazze'de bir abluka vardır. Gazze halkına yiyecek içecek verilmesin diye İsrail elinden geleni yapmaktadır. Tam olarak bu ablukayı protesto eden, özellikle isimleri de çok ilginç, gece kargaşası birimi, yani gece kargaşa çıkaran bir birim olarak kendilerini ilan eden Filistinli gençlerin yaptığı eylemler sonucunda bu bombalamanın başlaması çok manidardır. Yani gece kargaşası birimi kargaşayı kendi için mi çıkarmak istemiş, yoksa ablukayı yarmak için mi çıkarmak istemiş, anlaşılmıyor. Eğer burada bunun altından da İsrail'in tertiplediği, alttan organize ettiği, siz bu tarafa doğru koşun da biz vuralım anlamında Suriye'de çok sık yaşadığımız terör örgütleri adı altında Rusya'nın üstlerine doğru yanaşıp oradan çatapatları patlatıp geri kaçan, Rusları da arkalarından uçakla saldırtan pozisyonun aynı olup olmadığını çok iyi incelememiz gerekir ki ben burada bu hareketin Filistinlilere ve Gazze'ye blokeyi kaldırmak, ablukayı yarmak için bir faydası olmayacağı, ayrıca bunu yapmanın gece olayları çıkarmakla başarılı olamayacağı kanaatindeyim. Çünkü yaptıklarının ses bombası atarak gidip de İsrail askerlerini korkutarak ya da işte bir şekilde onları tehdit ederek ki gerçek eylem yapmadan başarılı olacağını düşünmüyorum. Yani eğer bu amaç İsrail'in saldırılarına hizmet ediyorsa çok yazıktır, günahtır. Bunun kullanılmaması için özellikle hani bizim direkt bize bağlı eyalet de değil, bölgemiz de değil. Filistin her ne kadar her geçen, her dökülen kandan biz kendimizi sorumlu tutsak da, her eylemde bizim burnumuzun direği sızlasa da, acısa da bizim bölgemiz değil. Ama bunun da saldırıların sonuçta hedefinin bir... Evet, şu an bağlantımız dondu ama Sayın Çetin şu sesim geliyor mu? Tamam. Bu arada süremizin de sonuna geldik. Veda edecektik zaten ama Talat Enver Çetin'in de bağlantısı donduğu için şu an kendisine veda edemeden programa veda edeceğiz. Ama süremizin de sonuna dolmuştuk. Konuşacağımız konuları konuştuk. Afganistan ve İsrail'de yaşanan gelişmelerden bahsettik. Bu şekilde bugünkü gün ışığının da sonuna gelmiş olduk. Bir sonraki bültende saatleriniz onu gösterdiğinde gelişmelerle yeniden görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.